ve bir sonraki amacımız olan ikinci bir mekanda ve ikinci bir kentte düzenleme hedefimiz vardı. İkinci kent olarak Bitlis, Tatvan'ı tercih ettik. Çünkü daha çok sanatsal çalışmalara ulaşamayan dezavantajlı kesim olarak belirledik orayı. Gerekli izinlerimizi aldık ve sergi çalışmamıza başladık. Hazırlıklarımızı yaptık. Yalnız sergimizi düzenlerken, daha hazırlık aşamasındayken, sivil, üzerinde hiçbir resmi üniforma olmayan ve hiçbir kimlik göstermeyen kişiler tarafından tablolara müdahale edildi, tabloya müdahale edildi. Arkamı döndüğümde tablo birinin elinde ve parçaları dökülüyordu. Bunun üzerine tepki gösterdim. Hani kim olduğunu, bunu neden yaptığını söyledim. Bana emniyet müdürü olduğunu, devlet olduğunu, istediğini yapacağını söyledi. Tabloya el konuldu. Bunun üzerine ben gözaltına alındım. Gözaltındayken Bitlis emniyetinde çıplak aramaya maruz bırakıldım. Çıplak arama esnasında hakarete uğradım ve sözlü tacize ve fiziki tacize de maruz bırakıldım. Şimdi bu yapılan müdahale ya da bu gösterilen yaklaşımı sıradan bulmuyoruz. Çünkü bu gösterilen yaklaşım kesinlikle Kürt kültür sanatına yapılan bir müdahaledir. Ve aynı zamanda biz bu çalışmaları 25 Kasım Uluslararası Dünya Kadına Şiddet Günü kapsamında gerçekleştiriyorduk. Bütün çalışmalar kadın elinden çıkmıştı. Komünal bir şekilde yapılan kadın temalı çalışmalardı. Bu yönüyle de aslında kadına yönelik çalışmalara ya da kadına yönelik aktivitelere devletin, sistemin tahammülsüzlüğüyle karşılaştık. Şiddeti uygulayan ya da katledilene değil, bunu görünür kılan, bunu gündemleştiren ya da bunun üzerine çalışma yürüten sanatçılara, kurumlara, kişilere yapılan müdahaleler kesinlikle bu olayların ya da bu olguların üzerini kapatmak, sıradanlaştırmak ve gündemden düşürmek gibi amaçlarının olduğu da burada ön plana çıkıyor. Şimdi de iki çalışmamız Bitlis Emniyetinde bulunmakta ve serbest bırakılmama rağmen çalışmalar bana geri verilmedi, hani teslim edilmedi. Kültüre, sanata sansür uygulamaya çalışıyorlar. Kendilerine göre bir kültür sanat algısı oluşturup o çerçeve ve çalışmaların çıkmasına öncülük etmeye çalışıyorlar. Yani burada diyorlar ki bir sanatçı kendi düşüncesine göre, kendi fikrine göre, kendi hissiyatına göre çalışma çıkaramaz, üretemez. Bize göre, bizim isteklerimize göre ya da bizim belirlediğimiz çerçeveye göre çalışma çıkaracak. Oraya çalışmaları götürdüğümüzde oradaki halkın ilk tepkisi şu oldu: burada ilk defa bir resim sergisi oluyor. Hiçbir zaman orada bir resim sergisi belli ki düzenlenmemiş. Ve bunlar önünü kapatmaya çalışıyor. Hiçbir zaman orada sanatsal, kültürel bir çalışmanın yapılmasına müsaade etmiyor. Direkt gözdağı veriyor. Siz burada hiçbir şey yapamazsınız. Biz sanatçılar olarak ya da bir kadın olarak kesinlikle kültür sanat alanında bir sanatsal çalışmalarımızı yürüteceğiz ve kadın alanında da kadın mücadelemizi daha çok büyüterek kadın mücadelemizi de yürüteceğiz ve büyüteceğiz.